Merhaba, ben Sancan. Girişimci Muhabbet'in 55. bölümüne hoş geldiniz. Bölüm açılışını yanlış çekmiş olduğumuz için burayı tekrardan kaydetmem gerekti. Dinleyicilerimizden özür dilerim. Görüşmeyeli ne yaptın Barış? Ne yapayım? İyilik, sağlık. Ben çalışıyorum. Sen ne yaptın? Ben de çalışıyorum. Ne yapayım? Sanki haftanın ilk günlerinde ofise gitmemiş gibi bir havan var. Teşekkürler, evet. Bu hafta sonu çalıştığım için, cumartesi günü, Işık Üniversitesi'nde eğitim verdim. Ne eğitim verdin ya? Opsiyon olarak, Opsiyon Akademi diye bir yeni bir programımız var. Türkiye'de işte site yöneticiliğinde iş yapmak, o alanda iş yapmak isteyen insanlar, işte girişimciler olabilir, o alanda çalışmak isteyen insanlar olabilir, mevcutta çalışan insanlar olabilir. Onlara yönelik bir akademik programımız var. İyiymiş ya, kendi marketini oluşturmaya çalışıyorsun yani. Aynen, yani marketi eğitmeye çalışıyoruz. Bravo. Ben de orada etkili iletişim dersi verdim. Etkili iletişim dersi, şimdi bence bundan bahsetmemiz lazım ya. Bu bayağı hoşuma gitti. Neden beni çağırmadın o derse mesela? Çünkü işte ders, üniversitede para verip aldım. Tamam, ben şey kontenjanından böyle protokolden girebilirdim bence. Yok, sen gelseydin ben o dersi anlatamazdım. Ondan dolayı gelmemen iyi olmuş. Bunun peki bir videosu, bir ses kaydı, bir şey var mı? Yok ama sunumu atarım sana. At ya, neler yaptığını çok merak ediyorum. Böyle şeyleri beni çağırmalısın ya. Ben, benim için çok büyük eğlence bunlar. Bayağı, bu arada herkese girişimci muhabbetinden bahsettim. Ya, böyle şey. Yayıldık mı? Ben kimim kısmında girişimci muhabbeti anlattım. Evet. Çok iyi ya. Öyle hiç tanımadığım bir audience'a, hani tamam ben Opsiyon'da çalışıyorum. XYZ yaptım şimdiye kadar hayatımda. Kariyer. Yani klasik kariyer hareketleri okey. Bir de böyle bir hobinden bahsetmek insanları şaşırtmıştır bence. Ya, bir de geçen şey yaptım. Hatta ne zaman? Salı günü. Kahve içmeye gittik Kudret'le. Kahve içerken Kudret'in telefonu çaldı. Kudret bu arada CEO'muz, Opsiyon CEO'su. Ve böyle yanda bir tane çocuk oturuyordu. Çocuğun elinde de bir kitap, Zero to One. Şeyin kitabı işte. Adamın adı neydi? Peter Thiel'in kitabı. Ondan sonra bir anda o kitabı görünce ve çocuk da aşırı genç gözüküyordu. Bu aralar böyle hani ekibe genç girişimci falan filan birilerini almayı, mesela Mert Erbil gibi. Onunla ilgili de konuşacağız. Evet. Ve böyle scouting yapıyorum yani. Hani gözüm sürekli açıkta, birilerini ekibe alayım falan modundayım. İşte sonra gittim, Kudret'le telefonda konuşuyordu. Gidip çocuğa çok güzel kitap, ben de çok seviyorum falan filan dedim. Sonra bir anda çocukla böyle muhabbet etmeye falan başladık. Sonra hemen çocuğun podcast app'ini açıp girişimci muhabbetine subscribe ettim tabii ki. Peki çocuk bu süreçte senden nefret etti mi acaba? Hayır, bence çok mutlu oldu. Niye böyle düşünüyorsun Barış? Ne dedi tam olarak gerçekten bu işlem sırasını merak ediyorum. Ya o çok iyi olmuş ya, ben de böyle bir şeyler arıyordum falan dedi. Dinleyecek bundan sonra. Normalde podcast app'ini şey yapıyor muymuş, kullanıyor muymuş? Evet, başka dinlediği podcast app'leri de vardı. Podcast'ler de vardı. Ve zaten o sırada hem kitap okuyordu hem bir yandan bir şeyler dinliyordu galiba. Ondan güzel bir dinleyici, iyi bir dinleyici kazandığımızı düşünüyorum. İlginç. Ben kendi kendine bizi keşfetmesini beklerdim. O kadar da iyi bir giriş. Gerçekten. Evet, biraz zorladım. Arkadaşlar bakın, bu konuşmaları dinliyorsunuz. Bir lütfen ay sonunda yapacağımız meetup'a gelin. Şu Barış'ı bir görün. Görün yani. Şu Barış'ı bir görün. Şu halini, tavrını bir görün. Neler çektiğimi bir anlayın arkadaşlar. Ya ben sana karşı öyle davranıyorum. Normal insanlara karşı öyle davranmıyorum. Normal insanlar derken ben de hangi kontenjandan oluyorsun? İlginç insanlardan birisin hayatımda. Seni gerçekten çok değişik bir yere koyuyorum. Bayağı önemlisin öyle diyebilirim. Yani bayağı iltifat ettim aslında sana. Teşekkürler. Çok sağ ol. Okey, şimdi bölüme devam edelim. Ne hakkında konuşacaktık? Barış, bu haftanın konusu neydi? Ya ilk önce bence yani biraz uzak bir konu olmasına rağmen şu Tesla'dan konuşmak durumundayız. Bence bayağı büyük bir olay. Bizi de bence çok ilgilendiriyor. O adam çok ilginç bir adam, yaptığı şeyler çok ilginç. İleride yapacakları çok ilginç. Ondan bahsetmeden geçersek bizim için bir eksik olmuş diye düşünüyorum. Ya aslında iki tane bence ilginç olay oldu son haftada. Birincisi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin diye bir firması var biliyorsun. Uzaya roket gönderen. Ha, o da mı öyle? Onu, evet. Onun o, yani onun tarafından sahip. Onu bilmiyordum ya. Onun i̇şte Blue Origin'de Jeff Bezos'un firması. Onlar ve orada da rakipmiş ha. İnanamıyorum, evet, şu anda. Şaştım aynen, yani. Aynen. Bayağı ilginç ve şey, üçüncü kez uzaya bir roket atıp üçüncü kez sağlıklı bir şekilde yere indirmeyi başardılar. Çok ilginç ya. Bir anda bu adamların hepsinin
Yani çok kısa zamanda hemen aynı şeyleri yapmaya odaklanması çok çok ilginç bir şey değil mi ya? Yok şey, Amazon, yani Amazon'un bir kitabı var, Amazon'u anlatan. A to Z falan filan, öyle bir değişik bir adı vardı. Linklerde paylaşırız. O kitapta anlatıyor, 2006-2007 gibi yatırım yapmaya başlıyor bu konuya. Bir 10 yıldır falan uğraşıyor. Yani öyle bir 2 yılda falan yapabileceğim bir şey değil yani. Ve paranın suyunun da hiçbir şekilde yatırımcı parasıyla falan da yapılacak bir şey değil. İlla bir yerden durmadan para gelmiyor. Aynen. Peki şey, Elon Musk nasıl yapıyor bunu? O 2006'dan beri bence bunu şey yapamıyor. Planlayamıyor en azından. O kadar eski değil. Ya benim bildiğim kadarıyla o da bayağıdır. Bir 10 yıldır falan uğraşıyor. Evet, çünkü şöyle bir şey var. 2006-2007 yıllarında NASA'nın bütçesi iyice düşünce daha uygun fiyatlarda bu işleri yapan insanları işe alabildiler galiba. Çünkü bayağı NASA programını falan filan kapatmıştı. Ve hatta dışarıya kontrat verme kısmına gelmişlerdi. Onlarla canlandı bu sektör. Ama sonuçta bayağı Jeff Bezos da diğer birkaç tane daha ekipte uzaya roket atmayı başardı yani. Hani bu yakın zamanda meteorlara falan gidip böyle madencilik falan yapmayı düşünüyorlar. Ciddi ciddi böyle şeyleri var yani. Aynen, bundan sonraki step o olacak ama bu kadar hararetle bu işe girmiş olmaları beni gerçekten bayağı etkiliyor ya. Ve şey, bildiğimiz herhangi bir startup mentalitenin çalışmadığı bir şey. Neden dersen, çünkü lean startup yapamıyorsun mesela. Yani neyin MVP'si? Yani minimum viable product diye bir şey yok zaten. Yani minimum roketi yapıyorsun da sonra hani, olay zaten büyüğünü yapmakta. Aynen öyle. Ve böyle küçük adımlarla yapıyorsun ama yapacağın şey o kadar büyük ki yani küçük adımlarla işte ancak 10 yılda yapıyorsun. Aynen. Okey, yani her şeyde lean olacak diye bir şey yok. Bu arada hemen bunu şeye bağlayayım. Bu hafta ben TEB girişim evinde bir eğitime gittim. İlk iki gün bir strateji eğitimiydi. Şey işte stratejik planlama nasıl yapılır, stratejinizi nasıl belirlersiniz, strateji nedir gibi konular üzerine konuşuldu. Güzel ve faydalı bir eğitimdi ama eğitimden de öte çok güzel bir ekiple beraberdik. Ekip beni çok etkiledi. Öncelikle şey, Düş Yeri'nin kurucusu vardı. Düş Yeri nedir? Düş Yeri, Pepe diye bir çizgi film var. Türkiye'deki Pepe ve onun dışında başka birkaç tane daha... Pepe Türk mü? Evet. Intellectual property'leri var ve işte şey, bayağı haftada 40 dakika çizgi dizi üreten bir... YouTube kanalları mı falan var? YouTube kanalı var, kendi televizyon kanalları var. Pepe TV diye falan bir kanal mı var? Pepe TV diye bir kanal var. O bayağı büyük iş o zaman. Tabii canım. Bayağı dev gibi bir film olmuşlar. Yani zamanında 88 kişilermiş. İnanılmaz bir şey yani. Oo. Yani cirolarıyla ilgili hiçbir fikrim var mı? Yani cirolarını bilmiyorum ama bayağı haftada 40 dakika bölüm üretiyorlarmış. 40 dakika çok fazla yani. Çok fazla, aynen. Yani 3 haftada film üretiyorsun falan gibi bir şey yani. Bir de yani Türkiye'de olduğu için mi, dizi süreleri de çok uzun olduğu için herhalde o şeye kapılmışlar, yazık. Ve işte şey, oranın kurucusuyla tanıştım. Ben yani şirketi uzaktan biraz biliyordum. Bu arada aynı zamanda kendisi Kıraç diye bir sanatçı var. Onun da eşi. Beni çok etkileyen kısmı şu oldu. İşte orada bir şeyler anlatıyoruz. Mesela işte diyor ki, kaynaklara sahip mi olmalısınız, kiralamalı mısınız? Dışarıdan mı almalısınız falan filan gibi böyle bir şey konuşuyorduk. Bu böyle business strateji'de, yani stratejide önemli, çok tartışılan noktalardan birisi. Doğru. Neden? Çünkü mesela şey derler, hani olabildiğince outsource et. Core competency, yani gerçekten yapman gereken bir şeyse onu dışarıdan al. Olabildiğince işte hani varlık sahibi olmamaya çalış, özellikle girişim noktasındayken. Çünkü yani hani fabrika kuruyorsun 10 milyon TL'ye ondan sonra falan filan mantığı. Yani. Tabii tabii, o bence de öyle kesinlikle. Ama kız böyle kalktı ve şey dedi yani, bunu aslında Özgün'ün babasıyla da konuştuğumuzda o da anlatmıştı. Ya ben bunu yapmaya çalıştığım zaman hani ya şunun şurasını da şu tanıdığımız var ona yaptırayım diyebileceğim bir tane dahi kanalım yoktu diyor. Ve dışarıda herhangi bir şey outsource yaptırmaya çalıştığımda ya istediğim gibi olmuyordu. Çünkü hani bir artistik vizyonum var. Ve onun doğrultusunda bir şey olması istiyorum. Ya da yani paramız yetmiyordu. Her şey çok pahalıydı. O kaynaklara erişemiyorduk. Ondan dolayı sürekli bir şekilde yan sanayisi yok, anladın mı? Aynen, ama bu çok exceptional bir durum. Tabii. Normalde yan sanayisi olan durumlarda bence kiralı demek istiyor herkes. Tabii, evet. Ama işte gerçekten mesela Elon Musk'ın durumuna şuradan bağlıyorum. Yani o adam da
ve Jeff Bezos'un yani yıllarca para dökmek zorunda çünkü yani hani evet onlar öncü ama yani öncülerin evet. Böyle bir rolü var aslında. Yani öncülerden sonra gelen o hani ilk yaratılan markete oturan girişimciler için geçerli şeylerden bahsetmişiz ki onlar o da normal kez yani esas majörite oradadır. İlk önce ne bileyim 10 kişiyle başlar. Sonra 100 bin kişi o 10 kişinin başlattığı markete gelir ve bu klasik hareketler yapar. Kiralar, evet. Lean yapar falan filan. Ama o ilk 10 kişi bütün riski üstüne alır ve kafa göz girer. Ve ben işte bu konuşmanın sonunda şey fark ettim yani. Öncü olmak tamamen ayrı bir şey. Yani. Hani girişimci olmak çok heroik böyle maceracı bir durum ama öncü olmak... İşte Christoph Kolomb olmak ve Amerika'yı keşfetmek için gerçekten ne olabileceğine dair hiçbir fikrin olmadan ileri doğru gidiyor olmak bayağı fantastik bir olay. Onu fark ettim yani. Tabii yani. O yüzden öncüler, o yüzden Elon Musk o falan diyoruz yani. Evet. Yani mesela bunu şey yaptıktan sonra hani Sergey Brin'le Larry Page'i bayağı bir etkiledi beni onları düşünce. Çünkü aslında internet reklamcılığı denilen şeyin öncüsü oldu onlar yani. İnternetin aslında öncüsü oldular. İnternet evet, girişimlerinin. Ve internet girişimleri için bir nefes alanı oluşturdular. Yani para kazanmanın bir yolu çıktı falan filan. Ama mesela ondan sonra Facebook'u düşünüyorum. Ve aslında Facebook Google'a kıyasla o kadar da öncü bir firma değil. Kesinlikle yani. Yani şöyle bir durum var. Evet internetten bir internette iş yapan bir şirket var ve o para kazanıyor. Kısmı Google'da. Onun öncüsü Google. Yani internette insanlar birbirlerine bir şeyler yapıyorlar. Öncüsü Facebook diyebiliriz aslında. Evet, aynen. Önce olduğu nokta aslında o. Aslında evet. Orada da tam şey değil de. Hani... Evet, evet, aslında orada da öncü değil. Yani başka Facebook'un daha başarısız ama hı-hı. Kendi çapında başarılı şeyler var. Ama Facebook onları alıp üstüne taşıdı şey olarak. Evet, bir de kullandı yani o şey. Şey düşünürsen aslında öncü bir de şöyle bir şey var. Düş yerinin açısından baktığın zaman. Mesela şimdi düş yeri gidiyor, başarılı oluyor. Mesela bence Gram Games, Peak Games de Türkiye'de öncü firmalar. Şimdi bunlar olmasa, Yemek Sepeti de bir öncü bence mesela. Bunlar olmasa kimse startuplarda çalışmak istemeyecek. En büyük problemlerden birisi bu. Tabii yani onlar havalı hale getiriyor, paranın evet. Varlığını hissettiriyor. O böyle bir şey var, bunlar exit etti falan diyorsun. Ama onlar olmadan da aslında uğraşılıyordu. Biz o dönemleri hatırlıyoruz. Yani. Neyse ki Türkiye'nin o döneminin başından itibaren biz olduğumuz için... şey olacak yani biz bak bu exitler olmadan da bu sektörün içinde çalışıyorduk evet. Diyebilecek insanlardınız. O yüzden ilginç bir durum. Evet o öncüler vardı. Aslında şöyle bir şey vardı o dönemde. Herkes o öncü yani herkes öncü olmaya çalışıyordu. Exit eden öncü olmuş olarak kabul edilecekti. Onlar exit ettiler. Evet. Kabul edildiler. Yani ve böyle hani piyasada inanılmaz bir dominasyonla ve kimsenin beklemediği bir piyasada aşırı büyük bir boya gelerekten domine ettiler ve bir yandan da başka insanları da zengin ettiler. Kendi yani şirkete efor sarf etmiş, emek vermiş herkesi de zengin ettiler. Ondan dolayı o anlamda öncü oldular. Mesela şey anlamında da insanlar Facebook'u gördüğünde ya bu firma ne ki ya hani kim internetten zengin olmuş ki falan demiyordu yani. Hani tabii. Öyle de bir durum var yani. Zaten karşıda bir Google vardı ve herkes onu biliyordu bilmem ne falan. Ve Facebook'un da benzer bir yola doğru gittiğini anlayan insanlar ha okey burada benim bir şey yapmam lazım dedi. Ama işte ondan bence Facebook'un işi daha kolaydı ve hatta sürekli böyle girişimlerin olduğu ülkelerde iş bir noktadan sonra yani hem biraz daha zorlaştığı noktalar da var ama bence pazarda böyle bir şeye alıştığı için daha da kolaylaşıyor. Bak hatırlıyor musun? Özgün'le ilk çalışmaya başladığımız zaman Özgün bize böyle bir şey anlatmıştı. Mesela Türkiye'de Özgün anlatmıştı, babası mı anlatmıştı hatırlamıyorum ama Türkiye'de insanlar beyaz saç arıyorlar hala. Kurumsal bir yerde toplantıya gittiğinde. Aynen aynen öyle bir şey var. Algı var hala. Ama mesela Amerika'da hala şey var mesela. Birisi gidiyor böyle çok büyük bir 500 Fortune 500 bir firmaya gidiyor. Ondan sonra şey diyor işte ben şöyle bir şey yaptım. Böyle bir algoritma yaptım ve böyle böyle ve bunun parası 1 milyon dolar diyor mesela. Ve kimse gocunmuyor, kimse anormal karşılamıyor. Çünkü Amerika'da şey normal. Hani bu aşırı akıllı çocuklar bir şeyler yapmışlar ve biz bir sürü para kazandık. Evet orada işte orada çünkü şans verildi o parayı kazandırması için. Evet. Ve gerçekten o adamlar delur edebildiler. Ve o algı oluştu. Aa evet ya biz böyle genç ayağında terlikle gelen çocuklara kötü gözle bakmayalım artık. Onlar da bize para kazandırabiliyor oldu. Burada
Ya burada bence şöyle iki tane şey var. Bir tanesi gerçekten öyle bir durum olmadığı için eskiden gelen alışkanlıklar herkes şey yapıyor. Abi sen şey terlikle gelmişsin ya bir çık bir takım elbisene giy de gel diyorlar. Bir o var. İkincisi buna şans vermeye meyilli olan şirketler de bence şundan muzdarip oluyorlar. Gerçekten çok cool bir şekilde böyle Amerikan girişimcisi gibi giymiş toplantıya giden tipler olabiliyor. Onlar da ama ne yazık ki scammer olabiliyorlar. Yani gidiyorlar. Bir bak biz aslında alışılagelmedik bir şekilde geldik ama inanılmaz iyi bir ürünümüz var diye ters psikoloji yapıyorlar. O corporate dünyadaki insanlar da normalde biz hiç bunlara şans vermiyoruz. Gel bir kere şans verelim dediklerinde inanılmaz büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. O da tabii ki inanılmaz geri atıyor şey. O abi biz terliklilere şans verince baya kötü oluyor. Burası Türkiye, burası Amerika değil, öyle biz takılmayalım diyorlar. Evet. Ve aslında tüm gerçekten böyle hani o tanımladığımız genç terlikli girişimci tiplerin bütün reputasyonunu geri atıyorlar. O da bence üzücü şeylerden biri. Çünkü Türkiye'deki insanlar çok çok iyi bir ürün yapmadan hala çok ortaya çıkıp böyle hava atmanın ve para kazanmanın peşinde oldukları için o zarar veriyor yani tüm sektörü. Tabii Amerika'da da vardır bu ama onu aşabilmişler yani. Ben Evet. tabii ki sadece Türkiye'de de vardır İşte demiyorum. Amerika'da da var ama o şey riskini aldığındaki geri dönüşler aşırı yüksek olduğu için yani insanlar o riski almayı şey yapıyorlardır. Kabul Kabul ediyorlar. ediyorlardır. Her neyse bu bir konuydu. Bence güzel kapsamlı bir şekilde konuştuk bunu. Onlarla bence bir şey yapabiliriz ya. Konuk alabiliriz. Bence bayağı ilginç bir bölüm olur. Yani bizim de vizyonumuzu açabilirler. Biz çünkü olabildiğince çok böyle hani dijital sektörün içindeki girişimlere falan odaklanıyoruz ya. Bu da bir girişim bence. Evet, kesinlikle. Bence aşırı önemli ve mesela bir medya şirketi böyle içerik üreten bir firma nasıl scale oluyor ve hani bunun şeyi nedir? Ben de çok yakın zamanda Pixar'ın hikayesini anlatan kitabı okudum. Bu arada sana bahsettim bundan bilmiyorum ama bayağı ilginç yani Aynen. Yani Türkiye'de o de böyle bir örneğin olması yani tamamen lokal bir oyuncunun bu kadar yakında olması bence yani hikayesinin bence paylaşılması lazım. Evet, bu arada Kesinlikle şey heveslendirir yani. arkadaşlar inanılmaz etkileyici bir firma. Yani şey bildiğiniz Walt Disney'den ve Cartoon Network'ten Türkiye'ye gelip siz nasıl haftada 40 dakika bölüm üretiyorsunuz? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz diye sormuşlar. Yani Aynen. Ne kadar değerli demek. evet yani çok böyle bir know-how nasıl şey yaptınız diye ve işte şey diye anlatıyor. Hani Allah'ın Amerikalısı yani adam hani böyle pipeline'ı mükemmel bir şekilde olsun ve hani her noktası mükemmel olsun diye uğraşıyor ve yani bizim öyle bir lüksümüz hiçbir zaman olmadı. Ondan dolayı 40 dakikada çıkartmamız gerekiyordu. Şey 40 dakikayı çıkartmamız gerekiyordu. Her türlü kısaltma yolunu bulduk. Suboptimal olsa da işte render hızlandıracak optimizasyon şeyleri yaptık, bilmem ne yaptık falan filan. Ve yaptık diyor yani inanılmaz. İhtiyaçlar yüzünden bir şeylere ulaşabilmek bence bazen Amerikalılar falan biraz ilginç geliyor. Çünkü orada bazen şeyi aşıyorlar ya yani para var, rahatız. Yani rahat olduğumuz için de iyi ürünler çıkartıyoruz ama o zaman da şeyi kaçırıyorsun. Gerçekten stres altında ürün çıkarmanın ilginçliğini kaçırıyorsun. Daha iyi demeyeceğim hiç sonra stres altında ürün çıkarmanın ama farklı oluyor tabii. Bunun gibi ilginç getirileri olabiliyor. Amerikalılar da onu tabii ki sorgularlar. Abi nasıl yaptın? Neyse şey güzel bir deneyimdi benim için. Bu eğitimlerin devamına da gideceğim. Orada gittiğim bir dönemde bu ekipten rica edebilirim bir görüşme. Belki Evet, bir tanışalım bence. şansımız olur. Bu arada bir arada Ankara'ya gideceğiz diye konuşmuştuk. O ne oldu ya? Ne Evet zaman ayarlayabiliriz? bir uygun bir vaktimizde 19 Mayıs ile 1 Mayıs arası bir zamanda gitmeye çalışabiliriz mesela. Tamam, bence onun da yavaş yavaş ayarlamaya başlayalım. Çünkü o da bizim için büyük bir iş aslında. İlk defa Evet. dışarı gidip Evet. bölüm çekeceğiz. Edel Kron ekibiyle bir görüşmek istiyoruz ve tanışmak istiyoruz. Açık Ondan mektup. dolayı evet açık mektup bir ara Ankara'ya gidip tanışacağız kendileriyle. Önden bir e-maillaşıp ayarlamak istiyoruz bunu. Bu arada eğitimde şey yaptım. Bu arada arkadaşlar Opsiyon Akademi daha önce de anlattığım gibi işte site yöneticileri, profesyonel yönetim yapan, işte facility management yapan firmaların yöneticilerini eğittiğimiz ya da çalışanlarını eğittiğimiz bir program. Ben de orada etkinlik iletişim eğitimini verdim. Orada şeyi anlattım. Liderlik stillerini. Farklı farklı liderlik stilleri var işte. Mesela otoriter lider var. Demokratik lider var. Ondan sonra eğitici lider var. Baskıcı lider var. İşte bunların hepsi böyle belirlenmiş şeyler. Bir de atmosfer diye bir farklı bir şey var. Atmosferde şirketin genel verdiği hissiyat yani şirketin kültürünün genel verdiği hissiyat çalışanlarına ve Ya çevredeki bir şeylere. peer to peer gibi bir şey mi bu? Ya şöyle düşün mesela Amazon
kültür olarak her zaman en ucuz, en iyi ürünü en ucuz fiyattan vermeye çalışan bir firma yani. Yani kültürlerinde temel olarak bunun olduğunu biliyoruz. Atmosfer nasıl oluyor o zaman burada? Mesela sen Amazon'a gittiğinde işte ne bileyim ofisin girişinde böyle çikolata akan şelale falan tarzı şeyler görmüyorsun. Çünkü hiçbir zaman öyle lüks harcama yapmıyorlar. Çok lüksü seven bir firma değil. İşte mesela Microsoft çok mühendis bir firma. Ondan dolayı böyle hani hep Dilbert çizgi romanı tarzı bir görüntü geliyor Microsoft dediğimiz zaman gözümüzün önünde. İşte atmosfer de aslında hani böyle genel o şirketin verdiği hissiyat. Yani tarzını yansıtması gerekiyor, evet. Ofisin her şeyi. Şimdi şirketin atmosferi bir yandan da negatif duygular besleyebilir ya da pozitif duygular besleyebilir. Mesela frugality dediğimiz şey yani az harcama yapmak. Böyle daha nötr bir hissiyat. Hı. Ama bazen çok negatif olabilir. Mesela gerçekten sen roket yapıyorken az harcayan bir firma kuramazsın. Hani ona dikkat ediyor olmak biraz saçma bir durum olabilir. Onlar bir anda negatife çekebilir seni. Ya da atıyorum sen işte Amazon gibi firmaysan ve hep en ucuz fiyatı sunmaya çalışıyorsan frugality, az harcama sende çok pozitif bir yerde durabilir. Ama mesela atıyorum sizin firmada ya da bizim firmada böyle çok alakadar olmayabilir, anladın mı? Hani... Anladım, o kadar çünkü onunla eşleşmiyor yani. Senin evet. Ne bileyim sen yaptığın ürünü ucuza satacaksın ya da her zaman ürün, ucuz ürün yapacaksın gibi bir odağın olmadığı için. Aynen, evet, onun sende bir etkisi olmayabilir. Ama asıl atmosferin çok negatif olduğu durumlar mesela atıyorum herkesin çok stresli olduğu. Mesela PwC'nin eski çalıştığım yerin genel atmosferi stresliydi. Yani bu da negatif bir hissiyat. Çünkü hep müşteriye hizmet veriyoruz ve müşteri böyle aşırı tepemizde ve en iyi işi çıkartmak zorundayız. Yani bir de PwC'nin yaptığı işte hata payı sıfır yani. Hani gerçekten %2 hata payıyla çalışabiliyorsun ki milyar dolarlık firmaları falan denetledikleri için %2 bile bayağı büyük bir şey. Bayağı küçük bir oran, pardon. Ondan hani dikkat etmek gerekiyor. Ondan negatif bir hissiyat vardı atmosferin içerisinde. Bu liderlerin atmosfere etkileri hakkında konuşuyorduk. Mesela eğer sen negatif bir ortamın içerisindeysen, çok ilginç bu arada bu, çok ilginç bir araştırma. Negatif şeyi nötrleyen otoriter ve baskıcı liderler. Yani ortam kötüyse sen otoriter bir insan olmalısın. Ama o da ekstra bir negatif bir şey sağlamaz mı? Hayır, işte tam tersine ters tepkir diyor. Çünkü negatif bir atmosfer olduğu zaman şirketi birbirine bağlayan etmenler birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Ve şirketi ayakta tutmak zorlaşıyor. Ondan dolayı böyle durumlarda senin oturup bayağı böyle insanların tepesine binmen, böyle ben bunu dedim bu olacak falan filan tarzı baskılar yapman lazım. Yoksa bayağı şirket dağılabiliyor. Hatta baskıcı olan durumlarda sadece ve sadece restructuring, yani böyle şirket tam batmak üzereyken falan filan uygulayın dedikleri bir yöntem. Ama mesela şirket daha pozitif bir ortamın içerisindeyse ve genel olarak hissiyat pozitifse o zaman daha demokratik bir yöntem uygulayın ve demokratik bir lider olun tarzı böyle bir şey var. Yani. O zaman şöyle bir gap ortaya çıkıyor, yani gap değil de ne derler, saçmalık ortaya çıkıyor. Eğer şirketin ortamı gerçekten iyiyse, sağlıklıysa, sakinse, stressizse, herkes böyle ortalamada biraz mutluysa falan, o zaman sen baskıcı bir ortam lider olursan o zaman bayağı büyük bir sorun haline tabii, geliyorsun aynen, değil mi? Aynen. O zaman bayağı hani bir de şöyle bir şey var. Baskıcı ve veyahut da otoriter olarak çalışamayacağın ekipler var. Mesela expert seviyesinde olan insanlarla hiçbir zaman otoriter çalışamıyorsun. Yani onlara otorite uygulamaya çalıştığın anda sen onlardan daha uzman değilsen. Ya onda mesela diyelim ki bir adam var. İşte roket üreteceğiz, tamam mı? Adam propulsion engine üretiyor. Yıllardır NASA'da çalışıyor. 20 yıllık NASA mühendisi. Sen gidiyorsun diyorsun ki hayır abi böyle uçacak falan. Yani adam da diyor ki yani. Yo falan diyor yani. Hani öyle bir şey yok falan diyor. Ondan hani o tarz bir insana otoriter baskı yapamıyorsun zaten. Direkt geri tepiyor. Böyle şeyleri vardı. Bunlardan bahsederken laissez-faire diye bir ayrı bir yönetim tarzı var. Şimdi burada hemen araya giriyorum. Pardon, tamam, düzelt. Nasıl söyleyeyim? Bunu çok seviyorum ya. Bu gerçekten büyük olasılıkla hayatımda sadece Fransızca bildiğim için kendimi iyi hissettiğim anlardan biri. O yüzden bırakın tadını çıkartayım. Bahsetmeye çalıştığı şey, söylemeye çalıştığı şey laissez-faire diye okunuyor burada. Laissez-faire, pardon. Yani bırak olsun, evet, anlamında. Bırak olsun. Şimdi bırak olsun da demokratik. Yani mesela otoriter yönetim tarzının en ucu baskıcıysa, yani baskıcı böyle şey demek. Yani adamı gördüğün anda kaçıyorsun. Ağlıyorsun falan yani. O kadar stres ediyorsun. Tamam da yani. Bir şey söyleyeyim. Bak demin söylediğin şey benim şu açıdan kafama yatmıyor. Hı-hı.
Ben gerçekten süper stresli bir ortamda çalışıyorum. Baya böyle aklım gidiyor böyle of ne yapacağım ben bugün işte falan diye. Bir de üzerine baskı yersem 10 saniye sürer benim ayrılmam yani açıkça söyleyeyim. İşte zaten böyle bir şey var. Ya bunun böyle bir analizini yapmışlar. Daha sonra sana Harvard Business Review'daki şeyini gönderirim. Aynen onun linki varsa koyalım ya ben de Ya bakalım. zaten bence sen gidersin. Sen baskıcı insanlara tepki veren bir karakterin var. Ben de biraz öyleyim. Ama işte asıl o business'ın o operasyonunu bilmem nesini falan filan yapan insanlar böyle Kalırlar tipler mı? olmadığı için kalabiliyorlar. Yani hani sen asıl adam değilsin demiyorum da yani sen biraz daha expert seviyesinde bir adamsın. Ondan sonra çok fazla uymuyor bu. Anladım. Ama mesela orada gerçekten satış baskısını yiyen adam. Hani işte şey Satıcı baskısını. adamdan bahsediyoruz yani. Evet Bu yani ay daha çok satmalısın ya da falan. işte mesela finansta hiçbir zaman hata yapmaması gereken adam. Mesela bunların üzerine böyle baskılar geldiği zaman o zaman gerçekten evet aşırı fokus bir şekilde bunu şey yapmalıyım. Çünkü hani patron bunu istiyor ve bizi çok kötü bir yere götürecek bu hataların falan filan gibi bir noktaya geliyor. Bence biz ikimiz de baskıya çok iyi tepki veren insanlar değiliz yani. Ondan bize uygun olmayan bir şey. Tabii ki kişilik Anladım. değişiyor ama bu dediğim şeyler analizi yapılırken 10 bin kişinin falan çeşitli firmalar. Anladım, anladım. Eminim ki orada bizim gibi olan %2'lik falan ekip vardır da onlar gitse zaten firmaya pek bir şey olmuyordur. Anladım. Doğru. Haklı. Şimdi şey bir de demokratiğin daha ilerisi olan Le Sefer var. Lesefer var. Sen Teşekkürler. nasıl okudun onu? Ya da Lesefer daha okudum. doğrusu nereden duydun onu? Bir yerden mi Abi duydun yoksa bir kendi yerden kendine? duymuştum vallahi Çok gerçekten. üzgünüm ya. Çok herkes için çok üzgünüm bunu o şekilde söyle. Lesefer miydi? Evet, Le Sefer. Tamam, Lesefer. Pardon. Eğitimdeki Lesef. arkadaşlardan da özür diliyorum. Yanlış söyledim. Lesefer. Şey bana da birisi öyle öğretti muhtemelen. İşte Fransızca bilmeyen Bir de arkadaşlarım şöyle de oldu. oluyor. Bu Fransızca ya bariz bir şekilde Fransızca. Bu Fransızcayı okuyan Amerikalılar oluyor. Ha, Ya ben mesela şey gibi kesin. burada hemen bir örnek vermek istiyorum. Konudan biraz çıkıyoruz ama mesela ensemble diye bir şey vardır ya. O da Fransızca ve hayatta o Ensemble. şekilde okunmaz yani. Ensemble diye okunur. Çok üzücü yani. Pardon, çok özür Ensemble diliyorum ya. tekrardan herkese. Neyse devam. Lesefer yönetim tarzında da böyle full bırakıyorsun. Yani hani hiçbir karara karışmıyorsun. Tek yaptığın şey şu. Bunlar bizim ana inanç prensiplerimiz. İşte biz bunlara inanıyoruz. Bundan falan gibi böyle Gandhi falan tarzı böyle bir konuşma şeyin var. Yani hani Pasifsin bayağı. dini lider gibisin. Hani şey diyorsun anladın mı? Hani bakın arkadaşlar bizim için doğru olan şeyler şu dört şeydir falan filan gibi. Böyle hani çok temel faktörlerden bahsediyorsun. İnsanlara hiçbir zaman şuraya gidin dahi demiyorsun. Ve işte diyorsun ki işte bence dünya böyle bir yer olmalıdır ve biz bunun için çalışmalıyız falan filan diye insanları gaza getiriyorsun. Ve şey yapmıyorsun hani hatta bu insanların altında çalışanlara follower deniyor, takipçi deniyor yani. Hani Evet. O seviyede bir manipülasyona girmen gerekiyor belli ki evet. yani. Bayağı güçlü bir karizman falan olması gerekiyor ki Ve insanlar seni takip etsin bence bu durumda. şimdi bunu anlatırken ben de zorluk yaşıyorum bu arada. Hani anlatırken böyle hani böyle bir organizasyon nasıl Var mı olabilir falan örnek? filan. İşte sonra bir de şimdi eğitim verirken hani iyice şey oldum. Hani örnekler falan yazmaya çalışıyorum ve yok yani hani Türkiye'de neresi olabilir ki? Mümkün Yani biz değil. mesela Türkiye'de çok daha otoriter yani baskıcı değil ama yani otoriter şeylere çok daha alışığız. Sonra aklıma geldi tabii ki de Edel Kron. Edel Kron'un Burası Edel Kron diye bir videosu var. Podcast'in altında da paylaştım. Direkt o. Le Yani Sefer mi? Lesefer evet. Direkt Lesefer yönetiyor şey Kadir Körmen. Yani şey diyor çünkü videoda da mesela işte Burası Edel Kron. İşte burada kendi maaşımıza kendimiz karar veririz. İşe alınacak herkese kendimiz şey yaparız falan. Mustafa'nın anlattığı gibi aslında. Aynen onu diyecektim yani. Mustafa'nın dediğine bayağı yakın sanki Le Sefer. Evet ve şey direkt öyle. Ve Kadir Körmen videolarını falan izlediğin zaman da tam dediği gibi bir lider. Şey diyor mesela işte biz şuna inanıyoruz. Biz piyasaya inanıyoruz. Biz müşteriye inanıyoruz falan diye böyle farklı bir ses tonuyla. Zaten yaptığı videolardan daha iyi onu anlıyorsun. Çünkü bir takipçi kitlesi oldu. Yani gerçekten böyle bir yönetim tarzı var. Ve onu uygulan bir Türk de var. Ben bu Evet, arada bayağı ilginç bir örnek bunu oldu. bizim ekibe şey eğitimdekileri izlettim. Millet Ve delirdi mi? çok hoşlarına gitti. Yani bayağı Çünkü iyi yaymışsın. şey oldu. Hani anlatınca anlatıyorsun böyle bir yönetim tarzı var Yani falan bir şey diyorsun. yapamıyor, hayal edemiyor. Millet böyle yani falan. Örnek olarak da Gandhi'nin resmi koydum. Ama Gandhi'nin resmi koymak da hani ben okuduğum için biliyorum Gandhi'nin böyle bir tarz bir insan olduğunu ama Türkler o kadar Gandhi falan bilmiyorlar Tabii yani. tabii. Ondan sonra dedim ki bakın hani sizce Türkiye'de böyle bir şey olur mu?
Herkes böyle yani imkansız yani hani otoriter rejimler daha çok falan filan tarzı şeyler söyledi. Sonra açtım videoyu izledim. Millet böyle direkt aşırı etkilendi. Yani çok iyi bir sunum olmuş ya, tebrik ederim. Hatta şey sınıfta biraz daha genç olan birisi vardı. Biliyormuş Eda Kron'u. Ve direkt şey dedi, evet bu Eda Kron çok iyi, ben biliyorum işte şöyle videoları var falan filan diye. Yani çok mutlu oldum. Bence hani eğitimin her şeyi, yani bilmiyorum ne öğrendi ekip oradan. Ama sırf bunu bile öğretebilmiş olmak ve bu süreçte ben de öğrenmiş oldum. Evet, evet. Benim bir için de iyi oldu. Bu bence hani biz uzun zamandır Eda Kron'u takip ediyoruz falan ya. Şimdi senin bu dediğinle benim aklımda da ilginç bir şekilde konumlandırıldı. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Aa işte hani Amerikan tarzı bir product şirketi gibi gözüküyor uzaktan. Acaba içinde nasıl gidiyor bu işler falan filan gibi düşünürken. Evet yani bu adam gerçekten dediğin gibi videoda aslında böyle böyle konuşuyor. Hı hı. Ve içerideki çalışmaları da, oradaki insanların durumu da hani dediğin gibi maaşları kendi belirliyorlar falan. Buna çok büyük bir örnek. Evet. Bu yani bunun ön planda böyle olup arka planda başka oyunların olması ihtimalini sanmıyorum, bilmiyorum tabii ki yani çok Türkiye zor. Burası. Yani çünkü şey ama bu bir de yani Türk piyasasından aşırı uzaklar aslında. Yani Türkiye burası evet, ama dışarı satmak da rahat da oldukça. Tamamen %100'ünü dışarı satıyorlar. Yani. Yok ama zaten bu videosunu yaptıkları taraf şey değil. Sattıkları ürünlerle ilgili değil ya, bu bambaşka bir oluşum aslında. O sattıkları ürünlerden kazandıkları parayla bunu yapıyorlar büyük olasılıkla ve onun rahatlığıyla yaşıyorlar. Bence işte şey Kadir Köymen de bu konuda öncü. Evet, evet. Direkt bunu yapmaya çalışıyor. Bence o videoların şeyi de o yani. Bakın böyle bir şey mümkün arkadaşlar. Yapıyoruz yani. Deniyoruz ya ben oluyor diye. Şimdi açıkçası şimdi Eda Kron'u gördükten sonra, Mustafa ile konuştuktan sonra ve diğer insanlarla da en azından şöyle konuşmalar yaptıktan sonra abi ya işte kurumsal hayattan nefret ediyorum ya, böyle çalışılır mı, hayatımızı yaşayamıyoruz gibi kafaları gördükten sonra yavaş yavaş biz ve bizden sonraki jenerasyonların tam Mustafa'nın dediği harekete ayak uyduracağını düşünüyorum. Mustafa'nın dediği hareket bu şey Kadir Köymen'in de başlattığı ve ona dönüşecek ileride, tam olarak ona dönüşecek şirket yapısı. Bu ikisi büyük olasılıkla ileride merge edecekler. Evet. Yani şu anda Mustafa'nın dediği ne derler, çok ideal, hı-hı, idealist bir fikir. Şey gibi yani şu anda herkes komünist olsun gibi, hı-hı, bir idealist. Uzaklık olarak söylüyorum bu arada bunu. Kadir Köymen'in de başlattığı şey, ya abi biz pratik olarak yapabileceğimiz kadarıyla başlayalım. Çünkü bu bir dönüşüm olacak. Hı-hı. Biz şu anda T0'da şey yapamayız yani. İnanılmaz bir yıkıp başla tamamen öyle çalışan tamamen sistem yapamazsın ama oraya doğru ilerliyor. Aynen işte. Öyle. Yani zaten bence bu herhangi bir hareketin olma yolu budur. Hiç zaman böyle zank diye bir şey olmaz. Dönüşürler şirketler, oluşumlar. Bu da onun bir örneği yani. Bu gerçekten şey açısından bayağı ilginç oldu. Tam Mustafa ile konuşmamızın üzerine bu konuşmayı yapmamız. Mustafa'nın dediği yere gelebilecek en yakın şirket şu anda tanıdığımız, bildiğimiz diyelim. Evet. Eda Kron gibi gözüküyor. Evet. Bu arada ben bu şeyle alakalı da Mustafa'ya da teşekkür edeceğim. Çünkü şey aslında böyle bu sunumu falan hazırlarken aklıma Mustafa'nın anlattığı şeyler geldi ve onun gazıyla sunumu o şekilde hazırladım. Gayet güzel oldu. Çok teşekkürler Mustafa. Süper ya. Biz bu hareketin öncülerinden değiliz tabii ki. Sadece ilk followerlarından olabiliriz ama o konuda bir şeyiz yani. Hevesliyiz. Nereye bakıyorsun amca? Şey bir kontrol etme ihtiyacı hissettim çünkü aslında şöyle oldu yani bugün şu anda saat 10'u 17 geçiyor ve ben böyle buraya geç geldim. Ve işte şey ya Barış yine konuşacak hiçbir şey bulamadım, aşırı boş geçti haftan falan dedim ve şu anda bu konuşma tamamen doğaçlama geçti. Yani aslında birkaç bölümdür böyle yapıyoruz. Biz Elon Musk hakkında konuşacaktık ve Jeff Bezos hakkında konuştuk. İçimize o geldi demek. Ondan sonra benim opsiyonla yapmaya çalıştığım organizasyonel değişimler hakkında konuşalım dedik ve hiçbir şekilde bahsetmedik ve Opsiyon Akademi'den bahsettik. Ve ondan sonra da olay bir şekilde Edel Kron'a ve Mustafa'ya bağlandı. Demek ki Mustafa'nın konusu bir haftalık konu değilmiş. Yani bence kesinlikle tabii, değil bu arada. Tabii kesinlikle değil bu arada. Yani keşke her hafta bahsetsek ve yavaş yavaş insanları etkilesek o konuda. İkinci bir podcast yapabiliriz bu arada. Başka bir şey mümkün. İyi yaratıcı olmayan. Başka bir tamam, bu arada haftanın son konusu yani son iki tane konu var. Birisi bence şey bundan bahsedelim. Slack. Yani şey evet, hala bundan Slack bahsedelim. Kullanamayan bazı arkadaşlar var. Evet, bu bölümü özellikle dinletmek istediğim insanlar var dünyada. O yüzden Slack'ten çok güzel bir şekilde bahsedelim. Ondan sonra ben çünkü bizim şirkete birazcık daha bu konuda baskıda bulunmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz bizim bir Slack alanımız var ve iyi işliyor. İlk açıldığı günden beri katılım sayısı artıyor yavaş yavaş ve bence gitgide paylaşımların sayıları da artıyor. Hı hı. Ben çok memnunum.
Samcan en başta çok taraftar olmasa da o da alıştı bence yavaş yavaş. O da katkıda bulunmaya devam ediyor. Ama ne yazık ki biz şu anda Insider'da, şirkette Slack kullanmıyoruz. Yani ne kullanıyorsunuz Allah aşkına? Onun yerine Skype kullanıyoruz. Evet, evet, bir saniye. Yani gerçekten çok kötü. Evet, eleştirebilirsin. Yani burada tamamen açığım bence de. Ben de yani çünkü mesela atıyorum ya ben WhatsApp'ın şeyini böyle call fonksiyonunu çok beğenmiyorum. Ya da işte Viber kullanmayı istemiyorum. Ya da ne bileyim GChat'i sevmiyorum falan filan dersin ama insanların grup halinde chatleştiği bir şeyde yani Skype çok kötü. Ya bir de bir şirket olarak yani bir profesyonelsin ya hepiniz aslında orada hepimiz profesyonel bir ilişkideyiz. Yani ben sana bir şey yazdığımda aslında şirketin yani şirket adına yazıyorum. Yani şirketin o konuşmadan fayda sağlaması lazım. O kadar granüler seviyede onu düşünüyorum ben. Hı-hı. Ben o yazıyı yazdığımda senin aldığın o experience, benim aldığım o experience falan çok önemli. Tabii şey de yapmak istemiyorum yani. Evet işimizi görmüyor mu? Şu anda evet iletişim sağlıyor. Hı-hı. İleri gidiyoruz bir şekilde. O yüzden şu anda bir de herkes de çok alıştığı için değiştirmiyoruz. İçeride birkaç tane Slack taraftar arkadaşımız var. Benle beraber. Yavaş yavaş şey yapmaya çalışıyoruz, promote etmeye çalışıyoruz Slack'i ama zor. Bu arada Slack biliyorsun parasız versiyonunda history tutulmuyor belli bir şeyden sonra. Hı-hı. Onun bir handikap olacağını düşünüyoruz hep Hı-hı. beraber. Ben de katılıyorum ona. Tamam da yani ne olacak ki? Paralı versiyonu ne kadar? Hatırlamıyorum şu anda. Ya şöyle bir şey var çok bariz yani paralı versiyonun ne kadar pahalı olduğu ile ilgili değil bence. Skype bedava ve şu anda işimi görüyor. MVP, Lean. Slack paralı. Ve şu anda gördüğüm işin büyük olasılıkla aynısını görecek diye bir şey var, kabul var. Bilemiyorum, çok eleştirmek de istemiyorum. Kendi şeyimi, görüşümü ben zaten belirttim, ben Slack taraftarıyım. Slack olsa her şey çok daha iyi olur. Çünkü yazılımcı bazlı bir şirket olduğu için bizim, yani şirketin yarısından fazlası yazılımcı olduğu için Skype, inanılmaz entegrasyonları Skype'la, var. Tabii canım, Skype ya böyle kendi yaptığı alanda iyi. Yani bu arada Skype'ın telefon görüşmelerindeki kalitesi gerçekten iyi. Hani ona hiçbir şey demiyorum. Ama chatleşme fonksiyonu aşırı kötü. Evet evet onun için yani, değil zaten. Direkt konuşmak için bence Skype. Yani şey direkt böyle hatta çok yakın zamanda düzelttiler. Saçma kaç yıllık firma. Hala böyle chat mesajlar geç falan geliyordu. Evet evet. Yani mesajlar geç geliyordu nasıl yani bu çağda öyle bir... Bir de senkronizasyonu yok. İşte sen desktopta yazıyorsun. Mobilde bir açıyorsun tın 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 sonsuz geliyor falan böyle. Çok fena onlar ve atıyorum arayüzü aşırı karışık. Evet. Ya böyle şey insanları gruplayamıyorsun zaten bir Facebook arkadaşlarımı bir ara oraya bir bağladım. Sonsuz sayıda insan var orada. Böyle birini arıyorum Ahmet diye böyle 100 kişi çıkıyor falan filan. Evet. Ya yani hani ondan bilmiyorum ayrı bir Skype falan mı açtın orada şey yapacağım. Aynen öyle. Var olan Skype'ın değil. Var olan Skype'ın da bir de kirletiyor öyle orayı. Tabii canım. Bir de ondan sonra kalıyor onlar. O şeyi falan göstermesi çok kötü. Ya MSN'deki o online'ları göstermesi bile daha iyiydi yani. Hani böyle online olanlar hangileri? Böyle bir away olanlar var. Evet. Away'ler ama aslında telefonunda falan. Ya yani böyle aşırı karışık yani. Evet, Slack çok daha productivity'yi arttıracak gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi o entegrasyonları var. Jira'ya entegrasyonu var. Çok basit ya. Yani ben kendi açımdan bakıyorum. Jira entegrasyonu. Yazılımcıların için kitaplar var, bilmem neler var. Çok evet. Çok süper bilmesem de. O adamlar belki Slack üzerinden yazışacaklar ve orada birkaç komutla oradaki şeyleri değiştirecekler. Rahat edecekler falan. Yani ben bayağı faydası olacağını sanıyorum ama şu anda da elimiz boş. Denemeye devam ediyorum ben de. Evet. Siz ne kullanıyorsunuz bu arada? Biz içeride chat için bir şey kullanmıyoruz. Birbirinize bağırıyor musunuz? Yani birbirimize bağır. Evet biz birbirimize bağırıyoruz. Ya bizim ofis küçük ve şey. Ya zaten ben operasyonun başında olduğum için yani sürekli insanlar birbiriyle konuşarak çözüyorlar. Ama bu arada bu geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim portföy yönetimi muhabbetine geçtiğim zaman o zaman Slack kanalı kuracağım. Her portföy için bir Slack kanalı olacak. İyi senin de Slack tarafına kazandırdığım için kendimi şey tebrik ediyorum. Ya ben zaten Slack'i seviyorum ki. Yani bence iyi. Niye girişimci muhabbeti Slack kanalı olmasın demiştin zamanında peki? Çünkü çok vaktimiz alacak diye düşündüm ve alıyor yani. Ben bazen konuşamadığım için kötü hissediyorum. Tam da hayır olay şuydu. Senin bir gün boş vaktin olabilir. Bravo. Tebrik ederim. Slack kanalına gelin ve benim ne kadar çok fayda sağladığımı görün oraya. Ben şunu diyorum ya.
Evet, biz bir miktar konuşabiliriz orada ama oradaki insanların birbiriyle konuşması için de çok değerli. Çünkü oraya Tabii. toplanan insanlar belli Aynen. bir seviyedeki insanlar. Ama O çok bende değerli yani. klasik tepkilerden birisidir yani. Hemen böyle orayı sahiplenip işte aman oraya da hep bakmalıyım falan gibi bir hissiyat oluyor. Ondan dolayı zaten Facebook ve LinkedIn'i kapattım. Çünkü bağımlı bir şekilde sürekli onlara bakıyordum. Çok rahatladım ama Slack kanalından çok memnunum. İnsanlar çünkü birbiriyle tanıştılar, konuştular, tartıştılar. Sürekli böyle bir şeyler yazanlar var. Gayet Konuşmanın iyi yani. seviyesi bence çok iyi. Yani her Evet. zaman belli bir topikle ilgili konuşuyoruz. Hiçbir öyle bir konuşmanın böyle bomboş bir yere gittiği olmadı yani. Aynen. O kendi kendine öyle bir kültür oluştu. Ben ondan bayağı memnunum. Ben de Aynen. aslında o kültüre ayak uydurarak yazıyorum. Durup bir anda böyle herhangi bir geyik yapmıyorum ama çok değerli yani. Bence biz bir günde Slack'te şey yapalım. Slack'te böyle bir şu saatler arasında Slack'te AMA yapalım. Zaten oradayız durmadan. EM yapıyorum. Neyse şöyle yapabiliriz. Bence onu biraz daha üst seviyeye taşıyayım ben. Orada live video ile bir şeyler yapabiliriz. O bence biraz daha çekici olur. Evet. Çünkü Olabilir. zaten hani Olabilir. sen bir anda online'san o anda o zaten ona dönüyor. Adam sana bir şey yazdığında tık 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 cevaplarını veriyorsun. Biz zaten response time'da da çok böyle şey değiliz. Bir şey yazdığı zaman bir gün beklemiyor yani büyük olasılıkla. Bir 2-3 saatte cevap veriyoruzdur. O yüzden o değil de hani normalde hiç yapmadığımız bir şey. Onu Bunu yapabiliriz. bir deneyelim. Tamam, bunu deneyelim. Okey. Güzel. Haftanın son konusuna geçelim. Çünkü yine hiçbir şey konuşamayacağız dediğimiz bölüm 55 dakika olmak üzere. Meetup. Arkadaşlar bu hafta sonu yapmayı planlıyorduk ama hafta sonuna çok yaklaştık ve doğru düzgün planlama yapamadık. Ondan 30 Nisan tarihinde yapmaya karar verdik. Mekana uygun mu? Mekanın uygunluğu ile alakalı tam netleşemedik ama onu bir şekilde ayarlarız. Yine Tak'ta olacak. Tak Kadıköy'de olacak. 30 Nisan tarihinde belki şey sorabiliriz. Yani sabaha doğru mu olmasını tercih edersiniz, akşama doğru olmasını mı tercih edersiniz? Bir yandan da birinci yılımızı da kutlayacağımızı hatırlatmak isteriz. Ondan hani biraz da eğlenceli olsun. Belki oradan çıkıp bir yerlere gideriz falan filan gibi bir düşünce Evet, vardı. Samcan biraz akşama doğru olsun istiyor. Ben tam kararsızım. O yüzden Aile babası olduğu Slack'te... için. Hayır tabii ki. Bilemiyorum ya, akşam da olabilir. Sadece akşam tercih etmeyenlerin sayısı çok olur mu diye düşünüyorum. Evet, Yoksa benim için akşam bunu olabilir Slack tabii ki. kanalına da soralım. Evet, oradan Buradan karar da verelim. podcast üzerinden de soralım. İsteyenler yorum yapsın. Aynen, bence önemli yani. Ona göre karar verelim ki katılım çok olsun. Çünkü yani bayağı mesela Meetup grubumuzda 900 kişi oldu yani. Orası durmadan artıyor delilik. Onlar ne kadarı bu arada bu kadar şey net bir şekilde dinliyorlar onu da bilmiyorum ama ya Slack kanalımızda 200 kişi Grubuna post varken ediyor musun podcast'ı? hayır öyle bir ortam değil orası ya. Öyle hani her şeyi post ediyor. Sadece bir şey schedule ediyorsun Meetup'ı. O gözüküyor falan yani. Öyle bir arayüzü yok. E-mail'lerini Edemiyorsun, baktım ona. Çok akıllı. Growth hacker Evet. taktikleriyle. Yok, olmuyor. Ama dediğim gibi bir karar verelim. Oylayalım içimizde Slack kanalında. Sonra yapalım. Akşama doğru Tamamdır. yapacaksak akşama doğru yapalım. Okey, Slack kanalında Meetup'ın detaylarıyla alakalı sorularımız ve mesajlarımız olacak. Bunları takip etmek istiyorsanız Slack kanalına gelin. İyi bağladın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi Facebook'tan takip edebilirsiniz. iTunes'dan podcastlerimize abone olabilirsiniz. Abone olmanın bir ücreti yok. Bana bunu sordular geçen. Gerçekten Kim öyle olduğunu sordu? sanıyor. Birisini abone etmeye çalışırken bir para mı ödeyeceğiz? Çünkü abone ol. Evet, Bu Ezgi'yle Türkçe'de konuştuğum bir abone şey. lafı, evet. Onun dışında Twitter'dan takip edebilirsiniz. Beni de takip edin Twitter'dan. SC Tandoğdu Bu ne ya? Küçük bir handle'ından. self promotion. Beni de takip edin. Lütfen. Sen Twitter'da çok pasifsin ya. Bak hatırlıyor musun? İlk bölümümüzde Twitter'dan bahsettik. İlk ya. Ve dedin Aynen. ki ben Arada öğreneceğim ve insan seni geçeceğim. Bak bakalım şu anda kaç tane follower'ım var ya. Çok üzücü. Hiçbir şey öğrenmemişsin bu kadar zaman gibi. Bir yıl geçti ya. 545. 545. İyi, Senin fena değil. kaç? Bakalım benim kaç. Ya nasıl ya? Ya. Yani büyük Tabii olasılıkla gidip LDP Genel Başkanı'nın şeylerini paylaşırsan. bravo. Sen şu anda podcast'imize siyaset taşıyarak büyük bir şeyi tabuyu yıktın. Belki Ben de de burayı daha fazla şey kesersin. paylaşacağım. Gittin reklamı like. Ya Twitter açıp ilk yaptığı şey bir insanın nasıl reklamı like Tamam. etmek olabilir ya? İnanamıyorum. Asana'nın reklamı vardı, onu like etti ya. Asana'yı seviyorum ama ne olacak? Asana'yı seviyor musun? Asana Evet. inanılmaz bir yatırım almış bu arada, duydun mu? Evet, duydum. Neyse, şu anda bölüm sonu haberi Bölüm olarak sonu haberi olarak bunu da söyledik. Aynı zamanda Slack'te 200 milyon dolar yatırım almış. 3.6 milyar dolar değerlemeden. ki bunlar bir de çok Biraz çok uzak şeyler olduğu için evet, çok böyle uzun uzun muhabbet etmek istemiyoruz. bunlardan da biraz bahsedelim mi bölüm? Aynen. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.